Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepiniz Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir aile yuvasıyla karşınızdayız ve inşallah bu programda da izleyicilerimizden gelen soruları ele alacağız, irdeleyeceğiz ve bazı konuları hocamla birlikte değerlendireceğiz soru üzerinden tabii. İzleyicimiz şöyle diyor, tabii babasından bahsediyor bir beyefendi izleyicimiz. Biz üç erkek, üç de kız kardeşiz. Babam da ticaret için şehir dışına, hatta yurt dışına falan gidiyor diyor. Dış ticaret herhalde falan yapıyor. Maddi olarak durumu iyidir. Annemle de hiçbir sorunu yok diyor. Annem biraz baskın karakter diyor. Yani evde annemin sözü geçiyor diyebilirim diyor. Babam da bunu pek sorun etmiyor. Babam diyor beni danışmanı gibi gördüğü için... Tabii herhalde büyük oğludur. Kimseye söylemediği şeyleri benimle istişare eder. Geçenlerde bir kadınla görüştüğünü, ikinci evlilik yaptığını ve ticaret için gittiğini söylediği bazı günlerde yanına gittiğini söyledi diyor. Yani o diğer kadının. Bu konuda benim ne düşündüğümü sordu diyor. Aslında daha önce de böyle bir şey yapmıştı. Yalnız bu seferki kadının babamı dolandırmasıyla kimse duymadan olay kapanmıştı diyor. Hele şükür çok zarar etmemişti diyor. Yani kadın dolandırmış ama çok zarar etmemiş. Onu kapatmıştı. O zaman da olayı sadece ben biliyordum ve kimseye söylememiştim diyor. Çünkü benim bir küçük kardeşim biraz deli dolu biridir. Duysaydı hem o hem de annem diyor sıkıntı yaparlardı diyor. Şimdi kalkmış babam yine bana ikinci evlilikten falan bahsedince babamın diyor değişmediğini gördüm, ders almadığını gördüm. Ama saygımdan dolayı da ne diyeceğimi bilemedim diyor. Annemin babama bir haksızlığı da yok ki kendince diyor bir gerekçesi olsun. Yani diyor. Bu yaptığının doğru olmayacağını söyledim fakat çok ikna olmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hocam burada bazı açıklar var tabii yani doldurulması gereken bazı boşluklar. Mesela bu durumların nikah olarak mı yoksa gayri resmi olarak mı, gayri nikahsız olarak mı yaptığını bilmiyorum yani. Yani evlilik yaptığına göre herhalde bir nikah kıyılmıştır. Ha yani. Evlilik yapmış onlarla, beraberlik tabii, değil. Tabii evlendim. Tabii o zaman bu durum biraz daha farklı oluyor. Şimdi olayın bize yansıttıkları ve ilgimizi çeken noktalar üzerinde durmamız gerekirse aklıma ilk gelen, buradan yansıyan ilk şey bu adamın maddi durumunun iyi olduğu, yani babasının maddi durumunun iyi olduğu, annesinin baskın karakter olması dışında herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz. Fakat bu oğlun gözüyle, yani onun tabiriyle danışmanının gözüyle böyledir. Arada herhangi bir sıkıntının olup olmadığı. Çünkü çocuk sadece şu nazarla bakıyor. Annem babama iyidir, babam da anneme iyi, tamam. Bu arada anne ve babanın arasına giren soğukluğun en büyük probleminin birbirlerinin haklarını vermemek konusunda. Yani bunun... şehevi haklardan tutun, maddi haklar konusuna kadar geniş kapsamlı düşündüğü zaman birbirlerinin haklarını vermemek konusunda veya kadının kendini kocasından imtina ederek onu bir şekilde terbiye etmesi konusu ve benzeri durumlar, evlatlar bunları görmüyor. Evlatlar bunları bilmiyor ve bu konuda herhangi bir sıkıntı varsa da bu konuna mutali değiller. Eğer yani bir olasılık söylüyoruz. Eğer kadın bu konuda kocasına karşı hakkını vermiyorsa ve kocasının bu yönüyle terbiye etmeye çalışıyorsa bunu unutmayalım. Erkeklerin böyle bir açgözlülüğü, böyle bir tamahkarlığı vardır. Ve hele de maddi durumu iyiyse at, avrat, silah babından bir şekilde mutlaka buna bir nikah kılıfı da bulup eğer tabiri caizse kendince bir ikinci bahar yaşamaya çalışıyor. Dolayısıyla burada
danışmanlık konumunda olan oğlunun gözüyle olaya bakıldığı zaman olayın arka perdesindeki bir yön eksik kalıyor. Çünkü çocuk onu bilemiyor. O açıdan eğer böyle durumları yaşayan izleyicilerimiz veya böyle durumları yaşayan kimseler varsa şunu iyi bilmemiz lazım. Kadın kendi üzerine düşeni gerçekten yapıyor mu? Mesela ben bu konuda bir olaya vakıf olmuştum. Bu olayın aktörü olan erkek hanımı hakkında şu itirafta bulunuyordu. Bana karşı hiçbir kusur yok. Saygı desen, yemek desen, benimle ihtiyaçlar ve benzeri durumlar desen hiçbir kusur yok. Peki o zaman niye sen böyle bir şeye tevessül ediyorsun? O da farklı, olayın farklı bir boyutu vardı. Onu dile getirerek söylemişti. Yani kadından kaynaklı bir kusur değil. Farklı bir durumu dile getirmişti. Her erkek bunu yapmaz. Yani her erkek hanımının bu hakkını verme konusunu dile getirmez. Eğer gerçekten hanımı, hani annesi babasına karşı bu şekilde her hakkı vermişse, bu erkek buna rağmen bu işi yapıyorsa, oğlunun dediği gibi demek ki gerçekten böyle bir ahlakı varmış. Yani bunu bir hak olarak iddia etmiyor. Bunu bir alışkanlık veya farklı bir şekilde bir eğlence olarak yapıyor. Ondan dolayı doğru yapmıyor. Ha diyelim ki kadının çocuğu olmuyor, değil mi? Eğer bunu iddia ediyorsa bir şekilde, yani İslam hukukunda da bunda bir şeyi vardır. Ha bir tür haklılığı vardır. Hiçbir gerekçesi yoksa, bile bile bunu yapıyorsa, çok özür dileyerek söyleyeyim, bu zampararlık tipi bir durum söz konusuysa bu artık bir sorundur. Ama eğer çocuk olmuyorsa olabiliyor. Hatta bazen diyor kız çocuğu ve erkek çocuğu olmuyorsa ona meyil için bunu yapabiliyor. Bir gerekçe oluşuyorsa insan bir yere kadar mazur görebilir. Ama değilse, sadece böyle eğlence niyetiyle yapıyorsa mazur görülecek bir durum değil. Ama bunun da kadına yansıyan tarafını özellikle üzerinde duruyorum. Kadın öyle bir davranmalı ki onun evet bana karşı hiçbir eksikliği yok. Her türlü hakkımı veriyor dedirtecek bir haklılıkta olması lazım. Bu haklılığı uygulaması lazım. Değilse bunu kendi eliyle kendi başına getirdiği konusunda hemen hemen herkes meseleyi dinlediği zaman böyle bir hemfikirlik ortaya çıkıyor. Fakat burada meselenin bir de farklı bir boyutu var. Şimdi babanın açıklarına şahit olan bir çocuk, bir de şahit olduğu zaman kötülük yapabilecek, babaya zarar verebilecek küçük bir evlat. Bu büyük evlatın annesi ve onun hakkındaki değerlendirmenin dışında babasının yaptıklarına şahit olmasıyla çektiği bir vicdan sızlaması veya bir ızdırap var. Bu konuda nasıl davranılabilir? Annesine söylenmeli mi? Kardeşlerine söylenmeli mi? Benzeri durumları olmalı mı? Bu konuda da babasıyla hani adaleti gözeterek bir yakınlığını ortaya koyabilmelidir. Mesela babası bu haklılığını dile getirdiğinde, annem benim hakkımı vermiyor dile getirdiğinde, söylediğinde çocuk için de bir haklılık payı olabilir. Çocuk için de babasından şahitlikte bir sıkıntı olmayabilir. Bu olabilir mi hocam? Şöyle bir hatırlıyorum, şöyle bir durum vardı. Bunu okumuş muydum, birinde mi dinledim hatırlamıyorum. Bir adamın kızları vardı ve babalarının anneleriyle olan soğukluğu, bir ömür boyu soğukluğuna şahit olmuşlardı. Anneleri öldüğü zaman babaları tek kalıyor. Bunlar da evleniyorlardı ve babaları da evlenmek istiyor. Yani evlenip gittiler. Bir müddet sonra babaları evlenmek istediklerinde karşı çıkıyorlardı. Şimdi büyük kız bunu dile getiriyor. Diyor ki babamla bu meseleyi konuştuğum zaman bana dedi ki kızım gitme, burada kal. Dedim ki baba ben işte çocuğum var, eve gitmem lazım. Dedi ki niye eve gideceksin? Burada dur kızım. Yani işte damadın da bekliyor. Dedi ki gitme kızım, ne olacak sanki? Nasıl gitmeyeyim baba? İşte dedi kızım benimle annen aramdaki sorun da buydu yani. Bir erkeğin doğal bazı
ihtiyaçları oluyor ve annen benim bu ihtiyaçlarımı görmüyordu. Aramızdaki soğukluk bundan dolayı. Bak şu anda sen kocanı düşünerek veya aileni düşünerek bu ihtiyacın için evine gitmeye veya onun ihtiyacı için evine gitme konusunda ısrarcı davranıyorsunuz. Neden beni anlamıyorsunuz? Ve ben diyor çıktıktan sonra yol boyu hep düşündüm. Gerçekten bu konuda hiç, yani meseleye bu yönüyle hiç bakmamıştım diyor. Meseleye hep annem ve babam sıfatıyla bakmıştım. Ve kadın olmam itibariyle hep annemin tarafını tutuyordum. Onun için genelde hocam dışa yansımayan problemlerin odak noktasında bu sorun var. İnsanlar ya edeplerinden ya hayalarından ya da bunu dile getirdikleri zaman eleştirilmek gibi bir duruma maruz kalmaktan dolayı bu meseleleri konuşmak istemiyorlar. Kadınlar belki daha çok konuşmak istemiyor. Çünkü haya onlara daha çok yakışıyor. Erkekler bu meseleleri çok yapmasalar da yine bir şekilde dillendirebiliyorlar. O açıdan genelde evliliklerin temel sorunlarının altında yatan gizli neden budur. Gizli özne olarak biz bu durumu görüyoruz. Yani kadın erkeğin hakkını, erkek kadının hakkını vermelidir ki gözleri başkalarını aramasın. Gözleri evinin dışında başka birini görmesin. Bunun bu ihtiyacı tamamen karşılayan, her türlü ihtiyacıyla yapan bayan olduğu gibi aynı şekilde yapan erkek de vardır. Fakat bir de işin doğallığında olan bir durum var. Yaş belli bir kemale erdikten sonra Allah'ın fıtrata koyduğu bir duygudur. Bazen kadınların çeşitli biyolojik durumlarından dolayı bu işten sıkılmaları, bazen de erkeklerin bu işten alıkonulmaları gibi durumlar oluyor. Yani onlara insan belli bir yaştan sonra, şimdi 50'den sonra, 55'ten sonra, özellikle kadınlar bu konularda artık tamamen kesilebiliyorlar da. Erkekler de belli bir şeyden sonra artık bu konularda bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. O açıdan ben o hayatın o olağan dışı olan durumdan bahsetmiyorum. Olağan akışı içerisinde olan sıkıntıların temelinde bu durum vardır. Bu durum konusunda da çok açık ve net konuşmak, eğer bunun tıbbi bir tedavisi varsa yapmak, bunun psikolojik bir çözümü varsa bu konuda peşinden koşmak, bu sorunun peşinden koşmak, bunun çeşitli tedavileri varsa bunları yapmak lazımdır. Böylelikle evlilik bununla besleniyor. Yani bu muhabbetle besleniyor. Sakın ola ki hiçbir eş, karı veya koca şunu dememelidir. Yani bunun için mi beni seviyor? Bunun için mi oluyor? Öyleyse değil mi? Hayır, sevgiyi besleyen bazı unsurlar vardır. Hani Ali Rıza Demircan'ın yazdığı bir kitap vardı ya, o orada ön bazı elçilerin olduğu konusunda, kadın ve erkeğin birbirine ihtiyacını gidermede ön elçilerin olduğu konusunda bazı rivayetler var. Bu ön elçiler besleyici, asıl muhabbeti besleyici olan elçiler olarak söyleniliyorsa, o zaman demek ki muhabbeti besleyen şey karı kocanın evlilik temeli üzerine olan bu ilişkiyi bir şekilde besleyecek yaklaşımda olmaları lazım. Bu beslenme eğer araya aylar, yılları koyuyorsa birbirinden uzaklaştırıyor. Birbirinden uzaklaştıran bu durumlar da tamamen ya erkeği farklı birine ya kadını farklı bir tarafa sürüklüyor, ailenin bozulmasına sebebiyet veriyor. O açıdan bu konuda doyurucu olmak lazım. Bu konuda her haklının hakkını vermek lazım. Bir de dikkat edelim ki şöyle bir durum var hocam. Sık sık konuşuyor. Mesela diyoruz ki işte aslında kadın evde bulaşık yıkamak zorunda değildir. Çamaşır yıkamak zorunda değildir. Evin hizmetini yapmak zorunda değildir. Kadın şunu yapmak zorunda değildir. Bunu yapmak zorunda değildir. Evet, siz İslam hukukuna baktığınız zaman böyle bir hak ve hukuk var. Fakat şunu da unutmayalım hocam. Şunu da unutmayalım. Kadın kendini erkeğinden sakındırma zorunluluğu yok. Çünkü evlilik bununla, yani nikah bunun üzerine kuruludur. Böyle bir şu anki şeyde
şu anki yasalarda mevcut olan, seküler yasalarda mevcut olan, mesela kadın diyor ki, kocam bana zorla artık sahip olduğu, tecavüz etti benzeri. Yani çok farklı bir şey. Yani bir kadının kocasının koca kelimesinin tecavüz kelimesiyle, zor kelimesiyle yan yana gelmesi akıl alır bir durum değil. Evlilik zaten bunun, bu hakların birbirine verilmesi üzerine kuruludur. Değilse o zaman bozulmakla mükelleftir, bozulmaya doğru gidiyor. Yok biz aslında çok iyi arkadaşız. Hayır arkadaşım, evlilik arkadaşlık değildir. Yani eğer bir erkek veya bir kadın bir arkadaş istiyorsa, gidip yabancı birini de kendi evine getirip aynı iki arkadaş gibi bir evde yaşayabilirler. Ama kadın veya koca eş istiyor, bir hanım veya bir koca istiyor. Dolayısıyla ondan dolayı evleniyorlar. Yani arkadaş değildirler. Arkadaş olsalar, arkadaşların böyle bir ihtiyacı yok. Arkadaşların bir yan yana durmaları, bir evde yaşamaları yeterli oluyor. Fakat akşam olduğunda, yatma zamanı geldiğinde arkadaşlar aynı odada yatmıyor. Aynı odaya çekilmiyorlar. Dolayısıyla şunu unutmamamız lazım. Sıkıntıların temelinde eşlerin birbirine karşı olan görevlerini yerine getirmeme varsa beraberinde bu sorunu getiriyorlar. O açıdan hocam belki şöyle bir şey de ekleyebiliriz. Bu gibi durumlarda erkek veya kadın haklı mıdır, değil midir? Haklılık mevzusuna bakmamak lazım. Bu soruyu sordurmayacak şekilde bir zemin oluşturmak, buna şahit olan evlat açısından da bu zemini anlayışla karşılayıp gerekirse bu işte teşvik edici, yani anne ve babasının bir arada tutucu şekilde davranması lazım. Yoksa başka açıklanabilecek bir durum gelmiyor. Belki siz söylersiniz hocam. Estağfurullah. Yo, yani dedikleriniz aynen öyledir. Belki bilmiyorum, hani iki evlilik, çok evlilik filan kadınlar için çok rahatsız edici bir konudur. Evet. Yani ister istemez. Tam tabiatında var. Fıtratında var. Haliyle yani burada ayet-i kerimede işte dörde kadar ruhsat veriliyor filan dediğinizde bile yani bir şekilde sıkıntı oluyor. Yani bunun hani kadın açısından tabii bölgeye göre, kültüre göre, yani kabileye, hatta köye göre değişebiliyor. Yani mantıkaya göre o şey değişebiliyor ama kabul edilmesi kolay bir şey değil. Şimdi burada birkaç sanki sorun var. Bir tanesi bunun mesela belki maddi durumun iyi olmasıyla ilişkilendirilmesi. Yani şimdi geliri arttıkça sanki ben artık iki evlilik yapabilirim gibi bir şeye kapılmış. Ne yazık ki böyle bir algı var hocam. Ne yazık ki yani geliri arttıkça şimdi bir de buna yönelenler var. Bir de çok böyle ev dışında farklı insanlarla muhatap olunca, böyle farklı çevreler görünce kendini biraz daha rahat hisseden bir profil var burada. Evet. İkincisi de şimdi bunun gizli saklı sanki yapılma fırsatı, yani evlilik yaparım, elimde böyle bir avantajım var. Çünkü ben ticaret için evden çıkıyorum, eşim de bunu biliyor, ticaret için gittiğimi biliyor. O halde ben bunu fırsata dönüştüreyim. Yani gittiğim yerlerde en azından evden gidiyorum diyerek yani gizli bir şekilde bunu yapayım. Şimdi bu çok soruldu, çok konuşuldu, çok da yani programlarımızda da bunu çok tartıştık. Şimdi bir kere alimlerin dört evliliğin hikmetiyle ilgili hani o tefsirlerde bir iki hususa dikkatleri çektiklerini görüyoruz. İşte nedir? Bir kere İslam dört evliliği getirmedi. Tam aksine İslam sınırsız evliliği, yani sınırsız sayıdaki kadınla evlenen anlayışı Arapları sınırlandırdı. Sınırlandırdı. Dedi ki en fazla dört tane alabilirsiniz. Şimdi bunu bir kaçırdığınız zaman esas mevzu kaçıyor çünkü. İkincisi de
İslam bunu kolaylaştırmadı, dört evliliği. Aksine zorlaştırdı İslam. Yani hem dörde kadar sınırladı. Çünkü bazı Arap zenginler vardı ki 30, 40, 50 yani. Hala günümüzde bazı mesela 120 eşi olduğu şeklinde bir haber vardı. Ya şeylerde bile bir şekilde bu Arap şeyhlarında hani ne diyor krallarda filan işte bir yolunu bulup hani bu Şiilerdeki muta nikahını işte biraz böyle sanki sünnileştirerek işte adı muta nikahı değil de sayfiye, şitaiye. İşte, hocam artık bunlara da sığınmanın bir şeyi işte yok. Böyle ben şeyle... şu an özür dilerim şu an yani bu laik kesimde her ne kadar işte bu İslam'ın dörtle sınırlandırmasına karşı çıkma anlayışı varsa da yani o kadar çok gayrimeşru birliktelikler var ki yani sözde adaleti savunan, sözde buna karşı çıkan, buna karşı çıkan bir insan bir kadına sadık kalır ama o kadar çok gayrimeşru birliktelikler yaşanıyor ki ve bir erkek belki evlenene kadar veya belli bir yaşa kadar ummadığın sayıda bu harama, biz haram diyoruz da o anlayışta haram yok, bu harama bulaşıyor ve bunu modern, çağdaş zamanın ve zeminin gerekliliği adı altında görüp överken bir Müslümanın ihtiyaç hasıl olduğunda bunu dörtle sınırlandırılmış şekle kadar veya geç şu an dört pek yok işte yani ikiye veya üçe kadar götürmesi konusundaki durumu diline rahatlıkla dolabiliyor. Yani kendi eksikliklerini görmüyor ama sırf buna laf çakmak adına yani İslam'ın bu konudaki durumuna laf çakmak adına bunları dile getirmekten de geri durmuyor. Maalesef öyle bir duruma karşı karşıyayız. Ya Yusuf İslam mı? Ona soruyorlar sanki. Evet evet aynı. Türkiye'ye geldiğinde işte siz dört evlilik hakkında ne diyorsunuz falan diye. O da onu söylüyor. Yani ben diyor Müslüman olmadan önce hangi kadınla hangi kızla diyor neler yaptığımı bilmiyorum diyor. Hangisinden ne çocuk olduğunu da bilmiyorum. Yani o kadar bu rutin o kadar sanki sıradan bir şeydi ki benim hayatımda. Şimdi dediğiniz gibi yani bunu tartışanlar, bunu soranlar asla iyi niyetli değiller. Asla evet. Temiz değiller. Evet. O öyle. Fakat bir de şey var. Yani İslam dört evlilikle yani dörde kadar ruhsat veriyor ama bunu kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor. Niye? Çünkü ayet-i kerimenin devamında onlar hakkında diyor adaleti ne kadar isteseniz de yapamazsınız. Hadis-i şerif de ilginç bir şey hocam. Hadis-i şerif de diyor ki birden fazla eşi olup da eşler arasında adalet sağlamayan kıyamet günü bir tarafı yamuk olarak gelir. Yani dirilir, haşredilir. Bir tarafı eğri olarak haşredilir. Peki hocam şu anda soruları siz soruyorsunuz. Şimdi soruyu ben sorayım. Madem ki ayet-i kerimde isteseniz de adalet yapamazsınız. İsteseniz de. Yani ne kadar gayret de etsen insan olma hasebiyle bu fıtrat ortaya konuyor. Bir yerde bir yamukluk, yanlışlık, eksiklik oluyorsa neden buna talip oluyoruz? Değil mi? Şimdi yalnız işte burada tabii hikmet olarak çünkü Allah-u Teala'nın emir ve yasakları konusunda biz sebep soramıyoruz. Yani çünkü sebep bizzat o emrin kendisidir. Evet. Fakat hikmet sorabiliyoruz. Hikmet ise zamana göre değişir, şahsa göre değişir. Yani hikmetin sınırı yok. Şimdi alimlerin hani söylediği hikmetlerden mesela bir tanesi erkeğin yaratılışının bir olmayışı. Yani mesela sıcak bölgelerdeki işte insan fizyolojisi yani yaratılışıyla soğuk bölgelerdeki bir değil. Artı herkesin anneden babadan getirdiği genler farklı. Yani bazılarında mesela şehvet daha baskın, daha fazla var erkeklerde diyorum. Coğrafyanın beslenme de kader bunu, olma gibi bir durumu da oluyor. Tabii coğrafya kader. Bir de beslenme de bunu tetikliyor. Evet.
Yani kimi yerlerde sadece ot yiyorlar. Yani bitkisel şeyler yiyor. Kimi yerlerde ise et yiyorlar. Fazlaca et yiyorlar falan. E şimdi bunun da insan üzerinde çok etkisi var. Artı şimdi bazı bir yerlerde mesela neresi? Diyelim ki Kuzey Afrika. Mesela hocam Fas. Ege bölgesindeki halk oyunlarına baktığınız zaman çok böyle ağır Efe oyunlar. Ağır ağır oynanıyor. Kafkasya'daki halk oyunlarına baktığınız zaman oldukça böyle hareketli. Çünkü Kafkasya soğuk bir bölge. Ege ise sıcak bir bölge. Yani iklimin insan fıtratı üzerinde etkisinden dolayı. Yemede de evet buyurduğunuz gibi yemede içmede de böyle. Şimdi yani şöyle bir şey. Yani bu insanın ta ilk yolculuğundan bugüne. Şöyle dünya haritasını önünüze koyun. Yani Yemenliler daha zayıf bir yapıdalar vücut olarak. Endonezyalılar, Filipinler daha kısa böyle tıknaz tipler. Şimdi bunların Habeşliler yani, çok iri. Görünüş olarak yani. Bile yani görüntü olarak bile aynı kategoride değerlendiremezsiniz. O yüzden mesela inşaat işleri gibi ağır işleri daha çok vücudu olan milletlere yaptırıyorlar. Yani mesela Türkiye'deki milletlere yaptırıyorlar. Veya işte kimi Mısırlara falan. Asla bir Yemenli'ye inşaat işi yaptıramazsınız hocam. Veya işte bir Endonezyalı'ya yaptıramazsınız. Yani böyle bir dayanıklılığı yok. Yok yani. Hmm. Çünkü bu, yani zordur. Yaparsa zordur. Şimdi Fas gibi mesela bazı yerlerde kadınlar kocalarının ilk eşi değil de ikinci eşi olmayı istiyorlar. Üçüncü eşi olmayı istiyorlar. Çok sınırlı da olsa. Almanlarda da böyle gördüm hocam. Almanlarda. Evet, şimdi üçüncü eş olmayı kabul eden bir Alman bayan var, bir Müslümana. Evet. Üçüncü eş olmayı kabul eden Alman bayan söylediği şey şuydu. Bizde aile birliği olmadığı için ben bu Müslümanın üçüncü eşi de olsam bana kıymet verecek ve çocuklarımla bana sahip çıkacağını biliyorum. Ama bizde yok. Bizde bu kültür yok. Onun için ben bunu kabul ediyorum. Müslüman olup böyle kabul ediyorum diyor. Fakat şimdi düşünün ki ne diyorlar? Ana erkil coğrafyalar. Ana özellikle erkil. Mesela İran. İran veyahut da bir kısmen artık Türkiye gibi. Yani şimdi bu tür yerlerde yani kadının biraz daha merkezde olduğu yerlerde siz ikinci evliliği kolay kolay dillendiremezsiniz. Yani şimdi çünkü bir de kapitalizmin yani sürekli işte tüketimi öğütleyen kapitalizmin kadını daha fazla böyle aslında yükseltmesi, yüceltmesi, daha fazla kullanması, odak görmesi kadının yani ikinci evlilikle beraber bu yükselen konumuna bir sıkıntı getireceği düşünülüyor. Yani dolayısıyla kadının şimdiye kadar gelenek tarafından bir şekilde sınırlanan bir takım hakları veriliyorken veya kadın bunları elde ediyorken karşısına böyle bir şeyin çıkması yani ikinci evlilikle sanki bir dakika ben şimdiye kadar bir sürü şey elde ettim bunlar şimdi benim elimden alınacak gibi yani lanse ediliyor ya böyle anlaşılıyor. Şimdi bunun böyle olmadığını anlatana kadar zaten akla karayı seçersiniz. Yani öyle kolay bir şey değil. Şimdi böyle bir durumda bunu böyle nasıl olsa şehir dışına çıkıyorum veya işte evden uzun süre uzak kalıyorum. Bunu ikinci evlilikle beraber değerlendireyim gibi bir fırsatçılık sanki gözüküyor. Fakat şimdi burada bu babaya asla ikinci evlilik yapamazsın. Böyle bir hakkın yoktur. Bunu yaparsan anneme eziyet etmiş olursun, vefasızlık etmiş olursun filan gibi. Hani böyle haşa yani ayetin verdiği ruhsatı ona tanımamak şeklinde bir yaklaşım. Bu da sıkıntılı. Şimdi evet Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Fatıma, kızı Fatıma annemiz için Hazreti Ali'nin yani başka bir eş almasına müsaade etmemiş. Yani
Çünkü orada özel bir durum var. Bu müsaade etmeme biraz Fatıma annemizle sınırlı. Artı orada Hazreti Ayşe'nin Hazreti Fatıma'nın üzerine gelecek kalan kadın deniyor ki Amr bin Hişam'ın yani Ebu Cehil'in kızı. Evet. Öyle bir rivayette var. Yani gelecek olan kızla da alakalı, kadınla da alakalı deniyor. Yani siyasi bir sebep de olabilir. Evet, siyasi sebep de. Fakat burada Hazreti Fatıma cennet kadınıdır. Yani Hazreti Fatıma öyle sıradan değerlendirilecek bir kadın değil. Şimdi dolayısıyla burada özel istisna bir durumu kalkıp da baba senin de böyle bir hakkın yok, sen asla bunu yapamazsın, annem sana ne yaptı ki filan. Bu tür yaklaşımlar sanki erkeğin çok büyük bir cürüm işliyormuş gibi. Sanki işte ilk eşine çok büyük bir eziyet edecekmiş gibi hani alışılmış, kanıksanmış, üzerine hiç kimsenin tartışamayacağı, konuşamayacağı bir yorumla babaya gitmek. Bu da biraz sıkıntı ama burada sanırım kendisine işte istişare için gelen babaya o istişarenin hakkı verilebilir. Yani işte nedir? Yani baba sen evlensen daha önce zaten bir sıkıntı yaşadın. Evet. Yani bu ilk defa olmuyor. Hatırlatılabilir. Evlensen bir kere belki sen işte diyeceksin ki ben iki evliyim işte bunu bir fırsat gibi göreceksin ama bu evlilikle beraber ne elde edeceksen bunun karşılığında da onun belki iki katı, üç katı bir şey kaybedeceksin. Yani sen ticaretle uğraşıyorsun. Kar ve zarar hesabını çok senin iyi yapman. Senin daha iyi bilmen lazım. Şimdi bu ikinci evlilikle kar ettiğini düşüneceksin ama bununla beraber aynı zamanda öyle bir zarar edeceksin ki bu karın yani asla kar olmayacak. O zaman yani sen burada zararını düşün. Çünkü çocukların sana sıkıntı yapacaklar. Annem seni artık kabul etmeyecek. Yani çok zorlanacak. Yani kolay kolay bunu yani kabul et belki edebilir ama asla kolay olmayacak bu. Ve bu süreçte sen çok yıpranacaksın. Aşırı derecede yıpranacaksın. Çünkü bir şey buna müsait değil. Yani burası bir Fas değil, Afrika değil ve burası yani artık bir 15 asır öncesi değil filan. Değil. Yani şey uygun değil. Zaman, zemin neyse hiçbir uygun değil. Gibi babasını vazgeçirebilir. Yani kar zarar hesabıyla en azından vazgeçirebilir. Yani oğlu. Böyle bir seçenek var. Ya, en mantıklı yaklaşım bu olur. Çünkü babası ticaretini iyi anlıyor. Ve ticaretten iyi anlayan bir adamın kar zarar hesabı yapması da doğal bir şeydir. Yani hatta eldeki sermayeden de olabilir mi? Birinci hanım ondan ayrılma talebinde de bulunabilir. Böylece o sermaye de gider yani. Eldeki evet. Pirince neydi? Dimyat'ta pirince giderken eldeki bulgurdan olabilir. Yani her ne kadar durum böyleyse de burada işin tabiatında yani bu olaydaki gizliden bu işi yapmanın bize söylediği bir durum var. Yani gizliden yapmak aslında şunu demek istiyor. Yani aslında bu iyi bir şey değil. Yani ondan dolayı ben gizli yapıyorum. İyi bir şey olsaydı açıktan yapardım. Herkes görürdü, herkes bilirdi. Ya korkuyor. Dolayısıyla bunu ondan dolayı üstünü örtmeye çalışıyor. Fakat çok az istisnai yani fıtratının sesine kulak vermeyen hanımlar da var. Kocasının bu yönüyle tamam bu senin hakkındır. Destek en azından Türkiye kültüründe söyleyeyim. Türkiye Müslümanların kültüründe. Bu senin hakkındır veya sen tamam bu durumdan dolayı ben yapamıyorum. Bazı şeyleri sen bundan dolayı yapabilirsin. Seni evlendirebiliriz gibisinden. Ama bu genel geçer bir kural olmadığı için genelde bu işte talip olan yani fail olan kimse bunu gizli yapmak istiyor. Örtülü yapmak istiyor. Bir yerde ortaya çıkana kadar, bir şekilde duyulana kadar bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Sonradan işte asıl gürültü dediğimiz, asıl patırtı dediğimiz şey o ailedeki sıkıntı o zaman ortaya çıkıyor ve tamamen bir faciaya dönüşebiliyor. Evet. Ama ben de şahidim, sizin de dediğiniz gibi
Arap olan Müslümanlar, Türkiye dışındaki coğrafyadaki Müslümanlarda bu çok daha kabul görmüş, çok daha benimsenmiş. Kadının da kabul gördüğü, erkeğin de normal gördüğü ve toplum içerisinde uygulanabilirliği çok sayı olarak çok daha fazla olan bir durum olarak da karşımızda. O zaman burada şöyle bir çözüm getirilmeye çalışıyor Türkiye toplumundakiler. İşte diyorlar, kadın nikah kıyacağı zaman eğer kocamı boşama hakkı bende de olsun gibi. Hocam dört mezhepte de bu geçerli değil. Hani Hanbeli mezhebinde bir görüş var ama genelde dört mezhepte de bu geçerli değil. Yani böyle bir hak nikahta velev ki söylense de uygulamada olmaz deniliyor. Yani hukukta, mezheplerin hukukunda böyle bir durum var. O zaman bu olmalı mı, olmamalı mı? Yani İslam hukuku bunu da şeyini çizmiş, sınırını çizmiş. Bellidir. Demiş ki bazı hastalıklar, bazı sıkıntılar, buna bağlı olan bazı gelişmeler, teferruatına girmeden söylüyorum, oluyorsa bu erkeğin bunu yapmasında bir sakınca yok. Bu böyle değilse sırf böyle nefsani arzu ve istekler peşinde gitme arzusuyla yapılıyorsa bu uygun değildir. Nefsani arzu ve istekler peşinde gitmeyle. Ama o ihtiyaçlar ve o sıkıntılar, o durumlar varsa belki de eşiyle oturup konuşmalı. Belki de bu konuyu ortak bir noktada buluşturmalı. Bir olaya şahit oldum hocam, onu anlatayım. Bir olaya şahit oldum. Çocuklar olmuyordu. Ve bu erkek çocuğunun olmasını istiyordu. Hocam çok kötü neticelendi. Çok kötü neticelendi. Yani kadından ayrıldı ama kadına iftira atarak, hani ayrılacağı zaman, mahkeme kararı ayrılacakları zaman mal mülk de ikiye bölünüyor ya, onu vermemek adına iftira atarak, onu rencide ederek, benzeri durumlarla mahkeme açtı ve kaybetti ve hala da çeviriyor. Bu kadınların erkeklerden aldığı nafakayı veriyor, hala da veriyor. Fakat yani şunu da biliyorum, o kadın o nafakayı yemiyor. Bir kenara koyuyor ya, bir yardım kuruluşuna ve benzeri durumlara veriyor. O çocuğu olmadığı için de babasında duruyor. Bu ise gidip başkasıyla evlendi. İstediği gibi bir erkek çocuğu da oldu. Ama keşke böyle olmasaydı. Yani bu şekilde bitmeseydi. Bunun bitmesinin yolu da yani oturup konuşabilirdi, böyle bir arzum var, böyle bir sinir. Evin yarısını istiyorsan senin hakkın, işte hukuktan neyse onu vereyim. Ben böyle bir şey istiyorum ama eğer başkasını da kaldırabiliyorsam bundan da ben razıyım. Ben vazgeçmiş değilim senden. Fakat yok, düşünüyorsan ben bunu da göze alıyorum gibisinde konuşsa güzellikle halet. Yani bu da güzelliği, yani bu da böyle rızayla olabilecek bir durum değil. Ama böyle neticelenmezdi. Bu şekilde kötü neticelenmezdi. Şu an maalesef kötü bir şekilde neticelendi. Her ikisi de ayrı ayrı şehirlerde. Kendi akrabalarıyla, kendi çevresiyle beraber. Ben ise şunu düşünüyorum. Yani bunun bıraktığı onulmaz yara bir ömür devam edecek. Bir ömür. Dolayısıyla bu bir ömür olan acıyı geride bırakmaktansa hafifletilmiş bir haliyle dürüst olmak daha iyiydi. Yani aslında toplumun komple ortak bir şekilde sahip olduğu kanaatlerde toplumu yönetenlerin çok büyük bir payı var. Yani yöneten erkeğin, gücün, devletin neyse çok büyük bir payı var. Şimdi mesela Türkiye toplumunda şu anda ikinci bir evlilik kadınlar tarafından korkunç bir şey olarak anlaşılıyor. Yani kadına yazılı yapılmış, olmayan bir kanun gibi tamamen haram deniliyor. Kadına yapılmış, yani haramlaştırılmış. Evet, kadına yapılmış çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir vefasızlık, çok büyük bir eziyet olarak öyle bir kabul edilmiş ki bunu kadınlar sorgusuz sualsiz, yani mutlak bir hüküm, mutlak bir hakikat olarak kabul ediyor. Şimdi aslında evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Hatice validemizle evliyken başka bir kadınla evlenmemiş. Evet. Yani uzun bir süredir, kısa bir süre değil. 20 yıl hocam. Yani uzun bir süre. Şimdi burada Hatice validemizin bir şekilde rolü burada belli. Yani çok asil bir kadın. Tabii hani meseleye Allah Resulü tarafından bakacağız, Risalet tarafından, nübüvvet tarafından, yani takdir-i ilahi tarafından da bakacağız. Yani sadece o yönden değil. Fakat eğer yani bu Arap toplumunun bir normu, bir normali olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhalde iki tane evlenirdi. Evet. Hatice annemizin üzerine de yani o yaşta da evlenirdi yani. Veya Hatice annemiz derdi işte şununla evlen veya şunlarla evlen derdi yani. Fakat böyle bir şey olmamış. Şimdi burada şunu da demek doğru değil. Yani kadın eğer Hazreti Hatice gibi olursa o sefer ikinci kadın alınmaz filan gibi. Hani bunu kadının ahlakıyla, asaletiyle çok ilişkilendirmek de doğru değil. Yani çünkü hocam örfle yaygın olan kültürle ilişkilendirmek belki daha uygundur. Bunu şöyle açıklayayım belki daha iyi anlaşılabilir diyorum. Mesela Hazreti Cafer bin Ebu Talib şehit olduğunda Mu'te'de Esma binti Umeys hanımı dul kalıyor. Ve daha önce yaptıkları anlaşmaya göre ben şehit olursam falan bahçem senin olsun ama sen evlenme. Ve bu şehadetten sonra bir müddet sonra Hazreti Ebu Bekir talip oluyor. Kime bunu söylüyor? Hazreti Ali'ye söylüyor. Hazreti Ali ise diyor ki bu konuda Hazreti Peygamber'e gidelim. Hazreti Peygamber'e gittikleri zaman Esma binti Umeys diyor ki ben Cafer'le böyle bir anlaşma yaptım. Hazreti Peygamber'e verdiği hüküm o zaman en yakınına ki Hazreti Ali oluyor. O bahçeyi ona ver ve sen de böylece kendini azat edip evlen. Böyle yapıyor ve Hazreti Ebu Bekir'le evleniyor. Hazreti Ebu Bekir ta şeyden yani iki yıl şeye kadar yani halifeliğe kadar vefat ettikten sonra bir müddet sonra Hazreti Ali ona talip oluyor. Şimdi bu olayın akışı. Bir de bizim kültürümüze bunu uygulayalım. Şimdi benim yengem olacak, dul olacak ve benim en yakın tanıdığım veya arkadaşım gelip talip olacak bizim kültürümüze. Kan çıkar hocam. Değil mi? Demek ki senin kötü gözün vardı, senin gözün yengemde var. Bu anlayışla yaklaşılır. Ama bu bir hak değil mi? Yani dulları evlendiriniz diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bizde var. Ve yani burada Hazreti Ebu Bekir'in tek eşi de değildir muhtemelen. Tabii. Yani ya ikincidir, ya üçüncüdür, ya dördüncüdür. Aynı. Bunun üzerine denilmez mi ki mesela bizim toplumumuzda Hazreti Ali'nin daha sonra Hazreti Ömer'in vefatından sonra onunla evlenmesinde. Ya madem ki evlenecektin niye baştan evlenmedin? Kültür farklılığı var değil mi? Yok. Kültür farklılığı da yok. Burada şöyle bir şey var. Biz özellikle evlilik yani nikah, evlilik ve nikah konusunda toplumumuz İslam'ın hükmünü değil, adetin hükmünü İslamlaştırmış. Yani yaşadığını İslam kabul etmiş. Bu konuda Arap toplumuna vahiy nazil olduğu andan itibaren adamlar hemen örfü, adeti bırakıp İslam'ın bu konudaki hükmünü kabul ettiler. Onun için biz örfü kabul ettiğimizden dolayı da Arapların bu konudaki yaklaşımı ya onlar zaten ikili üçlü evlenmeye işte sıcak bakıyorlar. Öyle olmaması. Hatta artık öyle yaptık ki biraz önce sizin dediğiniz gibi böyle birinin ikinci bir gereksinim olsa evlense hemen onu tekfir etme babına getirdik. Benzeri bununla evlenmesi lazım veya evlenmesi gerekiyor algısı oluşturmak peşine değilim. Sadece İslam böyle bir durumdan bahsetmiş. Bunu bir ruhsat vermiş, bir emir vermemiş. Uyarmış demiş ki siz isteseniz de adaleti yapamazsınız. Artık gerisi size kalmış yani. Eğer şartlar uygunsa, yani çocuk yoksa veya benzeri durumlu hastalık varsa, benzeri bir durum varsa, yapılıyorsa zaten bunda sakınca yoktur. Ama böyle keyfi yapmışsa, yani bu
olmaması gereken bir durum, yapılmaması gereken, huzur bulmak istiyorsa, yapılmaması gereken bir durum olsa da ama dinden çıkmıyor ki. Dinden çıkmıyor. Fakat yuvasını yıkmayı göze almış demektir. O açıdan olmaması daha uygundur. Yani kadının burada sorun edeceğini bile bile, yani böyle bir işe velev ki helal bile olsa girişmek, yani böyle ateşe elini uzatmanın bir anlamı yok. Şimdi bu hani yok ben baş ederim demek gibi, yani bir şeye meydan okumak, yani gelecek bir soruna, bir felakete meydan okumaktır. Yani tehlikeli. Ama maalesef bu olaylar oldukça da vardır. Var. Maalesef var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, aile yuvasına inşallah gelecek bölümde devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.